Bak zavallı kuzucuk be Hacer abla. Sus kız. Ağzından yel alsın. Bana kalsa yıkamam ama Reşit kızıyor. Eve almıyor sonra kuzumu. Hacer abla. He. Reşit emmi. Benimle alakalı bir şey dedi mi sana? Yok. Ne diyecek ki? Hiç. Sordum öyle. Güllü. Çamaşırları hastaysan gel kızım. Oh. Bize yok mu Gayfe? Olmaz mı hiç? Buyur. Usta be. Hı. Hiç sevdin mi? Ha? Sevdin mi hiç? Sevdim oğlum. Kimi sevdin? Kimseyi. Ama herkesi. Anlamadım. Bir kadını sevmek kolaydır Kemal. Ama tüm insanlar sevmek, sevebilmek... Mümkün mü? Eğer... adaletli bir düzen için çaba sarf ediyorsan niye mümkün olmasın? Öyle bir düzen ki insanlar kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle mutlu olsunlar. Dünya nimetleri bir kardeş sofrası gibi açılıp saçırsın önlerde. Çırçır katibi olarak haftanın yarısını kestirdim ha, haberin olsun. Niye? Neyesi mi var? İki gün üst üste geç gelmişim fabrikaya. Yalan. Yalan konuşuyor. Kime yalancı diyorsun lan ha? Nasıl yalancı? Kime yalan konuşuyorsun ya sen? Nasıl kime yalan konuşuyorsun? Bu sana işte halim olsun. Bu fabrikada arkanı kollayacaksın. Bu fabrikada. Gel lan arkanı kollayacaksın. Bırak lan. Tamam usta. Tamam yok bir şey. Kemal oğlum vazgeç bu kızdan. Ne olursun vazgeç. Vazgeçmem usta. Ne abisi ne babası hiçbirinden korkum yok. Seviyorum gibi usta. Öldürseler de seviyorum. Vallahi kızım. Senin yüreğin kabarmış. Kabardı ki ne kabardı Hacer abla? Ne oldu? Ne gördün? Senin bir sevdiğin var kız. Bak, kalpleriniz üst üste gelmiş. Yok be abla. Ne sevdiği? Var var. Demek kalbinin kabarması bundan. Çok mu düşünüyorsun? Çok mu dert ediyorsun kız? Yok be abla. Ne düşünmesi? Yok diyorum sana kimse. Bak. Aha bu bardak. O da kız seni çok seviyor. Vallahi iyi uyduruyorsun ha Hacer abla. Gören de seni eş sahtan falcı sanır ha. Tamam. Bitti. Yok başka bir şey. Aa. Ne oldu? Ne güzel bakıyordun. Yok bitti dedim ya kızım. Hadi ya öldü mü gör. Ne gördün söyle. Bu iş olmayacak. O çocuktan sana hayır yok. Ah kılıç. Sizin ayrılmanızı isteyenler var. Onların da istedikleri olacak. Demek koskoca bir Muzaffer Bey, Güllü'yü istetmek için çiftçi başısını yolladı ha? Bari baba baba. Ne sandın lan? Oh, oh, Allah. Hele bir çiftliğe yerleşeyim. Allah'ını şaşırtacağım dünyanın. Zengin olduk Reşit emmi, zengin. Zengin olduk ne demek? Dağ, taş, tarlası, tabanı, çifti, çubuğu var Muzaffer Bey. Babana da dedim. Ne düşün? Ne düşünüyorsun? Güllü, Saloğlu'yla evlenince diyorum. Muzaffer Bey'in tomofili diyorum. Bir devrilmeli. O zaman da adından yenmez. Olmadı mı? Beynine bir kurşun değiyorsun. Hem sürdü demde
biraz da malının mülkünü biz yiyelim. Ha vallahi. Giritli, bak hele. Şu bizim pikaba bir Hafız Burhan koy da neşemize cila olsun. Tamamdır Cemşir Aga. Hemen şimdi. Canın sıkkınsa? Pis. Sen de erkek misin be? Niye kızsın ha? Niyesin var? Defol git hadi. Şşş. Açtan aşağı olmaz kızsın ha? Abaza! Afiyet olsun. Buyur dayı. Koç yumurtaları getir. Emin olur dayı. Sonra? Ne sonra azizim? Demek polte. Paşazade dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Sen Voltaire'i yanlış anlamışsın. Niçin yanlış anlayayım canım? Hem o kadar uzağa gitmeye ne hacet? Söyle bakalım. John Locke bilgiyi nasıl tarifliyor? Bırak şimdi Locke'u. Senin, benim, hatta bu masadaki herkesin istikbali aslında neyle ilgili biliyor musun? Locke olmadığına göre Hobbes'la mı? Hayır hanımefendiciğim. İşte. İşte bunlar. Dalga geçmeyin canım. Traktörün istikbaliyle ne alakası var? Alakalı. Çünkü traktör demek, dinamik ziraat demek. Dinamik ziraat, döviz demek hanımefendi. Velakin bu memleketi sizin partinin diline pelesenk ettiği gibi sadece dinamik ziraat ve döviz de kurtarmaz. Öyle mi? Peki ne kurtarır? Liberalizm mi? Soranım sana Zekai'cim. Amerikan tipi demokrasinin aslında temeli nedir? Bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru. Yani liberalizm değil mi? Bunları biliyoruz Paşazade. O halde ne duruyorsun? Bas istifanı, gel bizim partiye. Ya inkılaplar? Ha. İnkılap inkılap diye körün değneğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Mesela bugün hala bu çiftlikte oturabiliyorsan bu beğenmediğin Menderes sayesindedir. Hadi canım sen be. Kabul etmiyorsun ama öyle. Menderes 5 sene önce toprak reformu kanununa itiraz etmeseydi senin ve benim gibiler bugün yanımızda çalıştırdığımız maraba takımı gibi çit sürüyor olacaktık. Yalan mı?